Merhaba'lar. Merhabalar. Çok heyecanlıyım. Wattpad yayını yapıyoruz. Aşırı şekilde böyle modundayım zaten hikaye okumak için. Eğer kötü yazım hataları vesaire olursa kusura bakmayın. Takılı takılı okursam. Çünkü Wattpad hikayeleri yazanlar genelde artı 3 yaşında oldukları için daha kalem tutmayı veya klavyede yazı yazmayı bilmiyorlar. Adamlar okulda e, bir şeyler öğrenmek öğrenmektense önce bilgisayarda öğrendikleri için böyle oluyor. İşte yazı yazmayı bilmiyor yani. Ne yapayım? O yüzden ben onları düzelteceğim ama merak etmeyin. Her şey bende. Kontrol bende. Tamamen bendesiniz bugün. Merhabalar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şu ışığı kapatayım da. Farklı bir ambiyans olsun. Böyle değişik bir bahşet bir yayın yapalım. İsmail. 19 yaşında çıtırı yerinde İsmail. Berke abiyle RP yapın. Berke şerefsizi. Dün dedim ki kanka Wattpad yayını yapacağız. Beni Wattpad yayınında yalnız bırakma dedim. Çünkü Wattpad yayınları gerçekten yani yapılabilecek e, sosyal medyadaki en zor yayın. Sebebi de şu sürekli olarak bir şeyler okuyorsun ve farklı farklı karakterleri canlandırmak zorunda kalıyorsun. Geri zekalı uyuya mı kaldı ne oldu bilmiyorum. Şu anda herhangi bir şekilde hiçbir yerde yok. İki defa aradım telefonu açmadı. Sanıyorum ki uyuya kaldı bir mal olarak uyuyakaldı evet. Neyse yarınki yayına geldiğinde veya yayın ortasında falan gelirse bol bol küfür ederiz merak etmeyin. Gerizekalı. Sana dedim ki beni yalnız bırakma Wattpad yayınında ya. Ben nasıl şimdi bir buçuk iki saat belki 3 saat boyunca hikaye okuyacağım. Ulan ben de insanım. 3 saat boyunca hikaye okusam muhtemelen bir daha zaten yayın yapmamam gerekiyor bir hafta falan. Neyse sıkıntı yok bir şekilde halledeceğiz artık. Bu Sedat Peker rps'ini de bırakın artık Ya bu nedir ya Sürekli yazıp yazıp duruyorsunuz çete Abi Sedat Peker rps'iyle Wattpad okur musun Kıymetli kardeşlerim kıymetli dostlarım Beni vurdurmaya mı çalışıyorsunuz Bilmiyorum ama Sedat Peker taklidiyle Wattpad hikayeleri okursam Muhtemelen bir daha dışarıya çıkamayabilirim Elbette Kimseden korkumuz yok yok diyoruz Ama mermiden de hızlı koşamıyoruz yani Böyle mi okumamı istiyorsunuz Kıymetli kardeşlerim Bugünkü Wattpad hikayemizde bir sürü değişik hikaye okuyacağız. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz ya? Kıymetli kardeşlerim. Buffy'den Neo'ya sevgilerle diye bir hikaye var burada. Buffy ile alakalı bile Wattpad yazmışlar. Neo Felix öyküsü. Bunu bakmıştık sanki buna diye hatırlıyorum. Yasak aşk. Evet. Muharrem İnce Erdoğan'la alakalı. Benim ağzıma sıçmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Benden nefret ediyorsanız veya ölmemi istiyorsanız bunun daha kolay yolları da var. <laughs> Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Yayın yapmayı çok severdi. Allah rahmet eylesin. Evet yayın yapmayı çok severdim. Salla taşıma bunu yazın. Yayın yapmayı severdi yazın. Dostlarını da severdi yazın. Oku artık. Lan dur ya daha yeni başladık. Normalde daha erken açacaktım yayını. Şimdi diyeceksiniz ki geri ne yok. Madem daha erken açacaktın neden bu kadar geç yayın açtın. Şöyle bir durum oldu dostlar. Ben dün çok az uyudum. 3 saat falan uyudum. Ondan sonra videoyu yükledikten sonra bugün kanala yüklediğim videoyu. Saat 5'te bir kalmışım. Öyle böyle değil. Saat 10.30'da falan uyandım öyle söyleyeyim. Yani daha 45 dakikadır uyandığım için Kusura bakmayın biraz enerjim düşükse. Zaten hızlı bir şekilde toparlarım ben. Ceren bir tane elmas göndermiş. Çay mı o içtiğin demiş. Çay sevmiyorum arkadaşlar çay sevmiyorum. İstediğiniz kadar vatan haini şerefsiz FETÖ'cü yazın. Çay sevmiyorum. Ama sayın cumhurbaşkanı için içerdim. Çünkü benim için sayın cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı değil sadece. Aynı zamanda samuray, ninja, üstad. Bilge bir baba yani öyle söyleyeyim. Uzun lafın kısası Erdoğan'ın. Evet bunu sürekli olarak yapacağım. Hayatımın sonuna kadar 80 yaşına gelsem de yapacağım. Merhabalar tekrardan merhabalar merhabalar. İnsanların toplanmasını bekliyorum hala. Şu an 3000 kişiyiz. Gayet kısa sürede 3000 kişi. Mis sarar. Kahve daha iyi bence de. Yani kahveli çayı da kıyaslamazsınız. Tabii ki kahve daha iyi ya. Gözünüzü seveyim dostlar. Tofaş'ta Maserati'yi kıyaslıyorsunuz şu anda. Elbette çayın da güzel tarafları var. Mesela çay içme, içmememe rağmen bazen böyle güzel bir kahvaltı hazırladığımda çay olmasını istiyorum şahsen. Yani kahvaltılarda güzel gidiyor siyah çay. Ama onun dışında çok tükettiğim bir şey değil yani onu söyleyeyim. Öyle yani. Öyle. Böyle başlığımızı değiştirelim. ...Wattpad hikayeleri okuyoruz. Evet. Evet efendim. Normalde bugün yayın yapmayı bile düşünmüyordum ha. Dün söz verdim diye yayın açtım. Mesela yarın yayın yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Haber vereyim de baştan. Sonra bana neden yarın yayını açmadım diye yüzlerce mesaj gelmesin. Söz verdiğim için açıyorum bugün yayını. İsmail ton bayağı bir şey var bu arada ya. Krichwatt bit hikayesi okuyoruz tarzı videolar yapanlar var. Biz de yapmıştık da zamanında. Yani devamını getirmedim. Niye getirmedim? Canlı yayınlarda okumak çok daha güzel. Neo ile öpüşmeyi öğrenme. Oğlum siz sapık mısınız? CZN vuran iç dünyası. Yalnız çok güzel Wattpad hikayeleri var ha. Woohoo. Lisedeki psikopat mafyan ve bana işkenceleri. Ulan baya eğleneceğiz. Baya baya baya. <laughs> evet. Masum kız ve psikopat piç kurusu mafya adam ve masum kızın ondan intikamı gibi bir şey herhalde. Başlık o kadar uzun ki sığmamış buraya. Neo toprak Uban'la hayal et. Tabi Korelilere biraz benziyorum yoğundandır belki. Hep böyle şeyler yapıyorsunuz, kırıyorsunuz. Porgola, porça ile alakalı da bayağı var bu arada ya. Psikopat sevgilim. Yeah. Hadi bakalım. Ben şunu merak ettim. Şunu okumak istiyorum ya. Bakmak istiyorum daha doğrusu önce. Okuyup okumayacağımızın garantisi yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Normalde çok küfür eden bir insan değilim biliyorsunuz bunu dostlar. Ama Wattpad hikayelerinde eğer küfür vesaire varsa çok küfürlü deyip geçmek istemiyorum. Hani aşırı küfürlüyse tamam geçeceğim okumayacağım. Ama yani normal şey şeyse aşırı uç düzey küfürler vesaire yoksa geçmeyeceğim. Yani yapacak bir şey yok çünkü Wattpad hikayesi yani mutlaka içinde saçma sapan sapık sapık şeyler olabiliyor. Yani bu benlik bir şey değil. O yüzden baştan uyarımı yapayım da. Sonra bana demeyin ne o ya bu çok şey çok böyle böyle falan diye. Yapacak bir şey yok. Wattpad hikayesinden bahsediyoruz kanka. Yani Küfürbaz Aydoğan'ın videosunu izleyip de küfür etmemesini beklemek gibi bir şey bu. Bir sürü saçmalık var yani içinde. Benim yapacak hiçbir şeyim yok bu konuda. Kusura bakmayın. Hoparlörde dinlemeyin ailenizin yanındaysanız. Mankeni Yala diye bir bölüm var. Zaten tek bir bölüm. Son güncellenme 23 tarih. Evet. Halit yine sıradan bir gün geçiriyordu. Okula gitmek için metrobüse bindi ve metrobüste çok güzel bir kızla tanıştı. Vay 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 vay. Halit'e bak sen ya. Yol boyu konuştular, eğlendiler ve kısa sürede flört haline geldiler. Bak bu hikayeyi kim yazdıysa gerçekten kendisini tebrik ediyorum öncelikle. Direkt olarak söyleyeyim neden tebrik ettiğimi. Abi hikaye kötü bile çıksa sonunda benim bu hikayeye puanım 10 üzerinden 8. Ciddi söylüyorum bak. Neden diyeceksiniz? Şu sebepten ötürü güzel yazmış. Yani okunabiliyor anlatabiliyor muyum? Bazıları o kadar kötü yazıyor. Hiçbir şekilde noktalama işareti virgül hiçbir şey kullanmıyorlar. Okuyamıyorsun arkadaş ya. Hiçbir şekilde okuyamıyorsun. Bak ne kadar güzel yazmış. Rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Bizi yormuyor yani. Bizi kafayı yememize sebep olmuyor en azından. Devam edelim. Akşama bir buluşma ayarladılar. Aa büyük bu arada falan filan diyormuşum. Tamam geçiyorum oraya. Halit okuldan eve döndüğünde çok heyecanlıydı. Buluşmaya yalnızca 3 saat kalmıştı. Giysilerini ayarladı. Parfümünü bakımını yaptı. Bakımlı erkek seven zengin kızlar. <laughs> bulun Halit'i bulun. Yani beni bulun ben demek isterdim de hayır bulmayın. <laughs> Ama heyecanla yenik düştü ve ya olur da kızla öpüşürsem. Ben öpüşmeyi bilmiyorum ki dediği içinden. Umarım burada devreye girmiyorumdur. Kanka hiç iyi yerlere gitmiyor bu ya. Öpüşmeyi öğrenmesi gerekeceğini düşündü. Halbuki ilk buluşmadan kimseyle öpüşemezdi. Öpüşmeyi öğrenmek için çok şey okudu ama yapamadı. Tam okuyarak yapılacak bir şey değil kanka. Hani o yüzden olabilir. <laughs> Bunu denemesi lazımdı. Bu yüzden en yakın arkadaşı Sadık'ı arayıp ağzı sıçtık. Ona nasıl öpüşeceğini öğretmesini istedi. Sadık hızlı bir gençti. Ne odan bahsediyor burada yani benden? Sadık bunu duyduğunda telefonda Halit'e benim öpeceğin lan amına konumun geyi diye tepki gösterdi. Halit bunun üzerine dışarı çıkıp bir giysi mağazasından plastik manken alıp eve getirdi. Halit baya baya kafayı yemiş bu arada. Halit böyle bir şey yapmak zorunda değildin kanka ya. Ama buluşmaya bir saatten az kalmıştı. Halit'in hızlı olması lazımdı. Mankenin üzerinde birçok kez öpüşmedi. <laughs> <laughs> İkinci satırı gördünüz mü? Ama bir türlü beceremiyordu. Halit tam pes edecekken Sadık odaya girip ''Kardeşim makbara kendi yanlış yapıyorsun.'' dedi ve mankeni adeta yedi. Bundan etkilenen Halit ona bunu nasıl yaptığını sordu. Sadık mankenin üzerinde sonunda Halit'e öpüşmeyi öğretebildi. Halit, Sadık ile birlikte buluşma yerine vardılar. Kız orada Halit'i bekliyordu. Halit ile konuştular, yemek yediler, güzel bir buluşma oldu. Buluşma bitti, herkes evlerine dönecekti. Halit öpüşmeyi boşuna mı öğrenmişti? Hayır. Kız birden Halit'in dudaklarına yapıştı. Halit güzel öpüşüyordu ama kız öpüşmeyi beceremiyordu. Sadık dayanamayıp kıza ya kardeşim sen o... Ya Allah belanı vermesin ya. Sadık dayanamayıp kıza ya kardeşim sen de o hareketi yanlış yapıyorsun deyip Halit'i emmeye başladı. Bir şey söyleyeyim mi? Benim adıma yazılmış olmasına ve iğrenç olmasına rağmen tamam mı? Gerçekten psikolojimi bozacak bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ama ciddi manada efsane yazmışsın kanka. Bak hayal gücüne yemin ediyorum bak yemin ediyorum hayran kaldım. Troll X45. Bundan sonra wattbit hikayelerimizi sen yaz kanka. Gerçekten hayal gücüne hayran kaldım. 10 üzerinden 9 veriyorum lan. Gerçekten çok iyi bu arada. Bir puanı da benim için yazdığın için veriyorum. Benim için yazmamış olup başkası için yazmış olsaydın 10 üzerinden 10 verirdim buna. Vay anasını sayın seyirciler. Hayal gücüne bak sen ya. Üvey abi. Belki geri zekalısı yazdı. Bir dakika dostlar. Erke gelecek şimdi. Nay nay nay, nay 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 Bazen çok gerizekalı ya. Sana dedim ki Wattpad yayınında beni yalnız bırakma bırakma. Bu kadar zor olamaz bu ya. Salak. Hoş geldin kanka merhaba. Ee, bazen çok kırıcı oluyorsun. Ya salak. Kanka hmm. efsane bir hikaye okuduk kaçırdın onu yapacak hiçbir şey yok. Vallahi, efsane. Şarkı, Chat bayıldı. Hadi bakalım. CSN Burak'ın iç dünyası diye bir şey var. Evet güzel bir hikayeye benziyor. Ben bunu okurum. Hemen sana ekran paylaşıyorum. Evet. Ben okumaya başlıyorum kanka. Takıldığım yerde falan şöyle şöyle yapalım deriz zaten. <laughs> Sürekli güldüğüm için herkesin beni mutlu sanmasından çok bıktım ve bu benim günlüğüm artık. içimi dökebileceğim bir yer olduğu için mutlu sayılırım. Bu CZN Burak ya. Aa evet CZN Burak'ın iç dünyası. Sürekli olarak gülümsüyor ya böyle <laughs> diye. Demek ki insanlar onu mutlu sanıyor halbuki mutsuzmuş. Hadi bakalım. Ben yemekler yapan her gün ünlüyü baharat ko... Ben yemekler yapan her gelen ünlüyü baharat komasına sokmak için elimden geleni yapan Burak. Büyüdüğüm köyde babaannemin ve gün arkadaşlarının yanında gezmeyi çok severdim. Tüm gün, tüm altın günlerine gidip en güzel yemeklerin tariflerini alıp evde kendimi geliştirirdim. Diğer çocuklar köyde top oynarken ben ağaçların yapraklarını kopararak demli toprak ile yaprak sarma yapıyordum. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu gerçekten de cezene buran iş dünyası olabilir ha. 10 numara 5 yıldız tespit yazmış bu Wattpad'i yazan arkadaşta. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde de abartmıyorum arkadaş. Bence kesinlikle Öyle CZN Buran şey iş dünyası böyle. Bak yaprak sarma detayı da çok iyi mesela. Baya baya iyi. Neden iyi? Çünkü CZN Buran biliyorsunuz dostlar videolarını izlediyseniz adam her şeyin içine yaprak so sarma tıkıştırıyor. Her şeyin. <laughs> yani tavuk yemeği yapıyor içine dolma sıkıştırıyor. Kebap evet. yapıyor içine dolma koyuyor. Pilav, Pilav yapıyor içine dolma koyuyor. Kesinlikle doğru bir hikaye. Hatta bunu CZN Buran yazdığından şüpheliyim. Burak abi sen mi yazdın bunu doğru söyle. Kızlar. Burak abi diyorsun da Burak abi de senden küçük. Sen yaşlanıyorsun ha gitgide farkında mısın? Bak ikidir bunu yaşıyoruz. Bir şey söyleyeceğim hayır hayır. Ben Cezen'e Burak'tan daha mı büyüğüm? Evet hatta hemen kontrolünü sağlıyorum. Ben öyle biliyorum yani CZN Burak aa yok. <laughs> Bir yaş büyük büyükmüş senden. Yanlış yapmışım tarafını eşit sayılırsınız. Oğlum ben bu adamlar nasıl bir yaş büyüğüm ya? <laughs> Oğlum benim niye hiçbir şeyim yok ya? Adam Dubai'de restoran açtı anasını satayım. Ben burada gece saat 12 Wattpad hikayesi okuyorum. Sikerim böyle hayatı ya. <laughs> Neyse. Kızlar da benimle oynamazlardı. Kıskanırlardı. Kıskanırlardı şıllıklar. Ben de zaten sonra babaannemle gezmeye başladım. Günleri beni en çok bağlayan şey yemekleri yendikten sonra dedikollara bittikten sonra kasetten açılan oyun havalarıyla terlemiş ten rengi kilotlu çorap kokusu ile göbek atmaktı. Bu nasıl bir iç dünya ya. Harbiden çok böyle şeyler yaşanıyordu bu arada günlerde. Resmen bu iş için yaratılmıştım. Aynı anda harika yemekler yapıp 360 derece dönerek direksiz direkt dansı yapabiliyorum. <laughs> tam bir yiyici dans makinesiydim. Size şimdi köydeki anılardan bahsedeyim. Harika insan üstü özelliklerimi sayarken çok çok egolu çok egolu görülmek istemem. Çok iyi hatırlıyorum 3. sınıfta. Yemek saatinde kendi yaptığım Urfa kebabını getirmiştim. <laughs> Şıllık Ayşe bana yapışıyordu ama ben onu istemiyordum. Çünkü harika yemek yeteneğimden ve ateşli dans hareketlerimi öğrenip benden faydalanmak istiyordu. <laughs> Burak abime bak sen be. Böyle alttan alttan almıyor ha hiçbir şekilde. Yüz vermiyor kimseye. Tam bir bad boy musun be. Sert patronum CZN Burak falan diye. What bit guy'dır çıkıyormuş. <laughs> I'm Burki. Bana Urfa mı yaptın dedi. Sana niye yapayım bre salak. Kimsin lan sen yellos. Ona gülümseyip Urfa'yı... Urfa'yı şişiyle ağzıma tıktım. Belki şu an Urfa'yı yerken twerk yapmıyordum ama yapmış kadar harika derecede seksi göründüğümü biliyordum. Tabi tartışılır. CZN Burak'a twerk yaparken hayal edemiyorum bu arada ya. Of. Etme etmek de istemiyorum şahsen bu arada. Chat nasıl gidiyor? Chat yayın. Hoşunuza gitti mi? Biliyorum hoşunuza gitti yine. Şerefsizler. Evet. Devam ediyoruz. Ayşe geri zekalısı bana kötü kötü bakıp sırasını sırasına gitmeye başladı. Bense arkasından bir metrelik Urfa'nın kalın Ben de arkasından 1 metrelik Urfa'nın kalın demir şişini arkadan ona fırlattım. Kafasına geldi ağlamaya başladı. Kanka bir metrelik Urfa'nın kalın demir şişini Ayşe'ye fırlattıysan Ayşe al. Ağlamamıştır. <laughs> Ayşe ölmüştür, ölmüştür kanka. Ayşe'nin beyninin pekmezi dışarıya akmıştır. Bunu yapma. Öğretmen yanıma gelip bana kızdı ve tek ayak üstünde bekletti. İki ders geçtikten sonra tuvaletim geldi, urfalar dışarı çıkmak istiyordu. Öğretmenimden izin istedim. Dip boyası 5 yıl önce gelmiş olan sarı siyah saçlarını bana döndürüp olmaz dedi. <laughs> <laughs> o inanılmaz hayal gücü ya. Nasıl bir detay ya. Şıllık Ayşe. Evet. Ben de burayı mı yapayım diye sorduğumda ise istersen yap bana ne hani sus deyip ders anlatmaya devam etti dayanamıyordum. Keşke o şişi Ayşe'nin kulağına soksaydı. <gülüyor> 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 Çok iyi ya. Bunları düşünürken altımda bir sıcaklık hissettim. Kışın sobaya yaslanmış gibiydi. Sıcaklığın sebebini anlamak isterken bol olan okul pantolonumun parçasından aşağıya bir parça bokçuk indi. Burak abi ne yapıyorsun ya Burak abi? Böyle, böyle bir şey beklemiyordum bu arada ya. Urfa, hani Urfa'dan sonra hiç, hiç açmadı. Evet. Hani bad boyduk, hani kızlara yüz vermiyorduk Burak abi. Hani aşişçilliktdi. Altına sıçmışsın abi, paçalarından bok akıyor. Neyse. Bir de şey yazmış. Ah çok tatlıydı. Hala içindeki Urfa'nın parçacıklarını tatsız. Çok tatsız. Urfa'yı karıştırmayaydın Şimdi için iyiydi. Evet. Şu an DJ dikkat seni laciverdi boyayabilir abi. Lan sen Urfalılara laf mı atmışsın lan? İsoççu mu demişsin lan? Lan oğlum bak Urfalılar biz burada ağırcık. <laughs> Sonra bakınca küçük tatlı bokumla birleşmiş Urfacığımın pantolonunda iz bıraktığını gördüm ufak tefek kalıntılar bırakmıştı. Onları hallederdim. Daha fazla olmasını engellemeyebilirdim. Hemen altındaki pantolonu da boxer'ımı indirip sınıfın ortasına bir taneciklerimi pıt pıt bıraktım. Herkes şaşkınlıktan bana bakıyordu. Ayşe dahil birkaç kişi kusuyordu. Öğretmen birden bağırarak dışarı fırladı. Bana villa da getirip küçük tatlışlarımı temizlememi emretti. Şaşkın bakışların arasında canımları avuçlayarak urfaları koydum, kutuya koydum. Yoluk öğretmen bağırmaya başladı. Hadi ama. Bitkilerinde Urfa gibi harika bir yemeği hakkı vardı. <laughs> öğretmen bana bağırırken getirdiği en az onun kadar yaşlı ve çirkin Vileda ile ilk tontiş popişimi sonra da bebeklerimi özenle pıt pıt bıraktığım yeri silip öğretmen bağırırken Vileda'yı ağzına soktum. Bu son cümle biraz anlamsız olmuş ama olsun. Bir bölüm kaldı dostlar. Nasıl bir yere düştük? Nasıl bir tarikata düştük? 5. sınıftaydık. Yanımda Mahmut oturuyordu. CZN Buran iç dünyası. Ona o kadar aşık 5. sınıftaydık. Yanımda Mahmut oturuyordu. Ona o kadar aşıktım ki güzel yüzü, harika konumlandırılmış fındık lahmacun burnu, babaannemin popişçiyi kadar yumuşak kenakları, tombul göbeği, zeytinli poğaça gibi gözleri, biber dolması gibi dudağı. Ah çok yakışıklıydı kezbanın oğlu. Bir yandan da İbrahim vardı. O da çoğunlukla bizim ortamıza otururdu. Onun da yüzü harikaydı. Tombik döner gibi yanakları, çiğ köfte dudağı, baklavanın içindeki fıstık gibi gözleri. O da çok yakışıklıydı. Fatma'nın oğlu. Ama biliyordum ki ikisini de aynı anda elde edemezdim. Belki de edebilirdim. Erkeklerin kalbi meydisinden geçmez mi? E benim de adım CZN bırak kardeşim. CZN, CZN, CZN. Kebap, kebap, kebap genç, kebap gen, kebap genç. Mide benim en sevdiğim ve en mutlu ettiğim organda. Onları bugün bize davet ettim. Geleceklerini söylediler. Zil çalıp eve gittiğimde onlara çeşit çeşit yemek yaptım. Kusur, çiğ köfte. Kısırla çiğ köfte hemen hemen aynı bu arada. İkisini yapmayaydın. Islak kenk, üstüne işe. Limonatalı, elmalı, tart kıymalı, poğaça vesaire vesaire. Bir tane derimi beklerken odamı biraz da düzelttim. Sonuçta ateşli cans... Sonuçta ateşli, dansçı, harika, aşçının seksi bir odası olmalıydı. Sonunda geldi bebişlerim. Burak abi iki tane gence kafayı takmış. İkisini aynı anda ayarlayacak. Hadi bakalım. Neler neler olacak acaba? Cezene cezene cezene. Evet. Bir dakika. Buramı yakayım. Vay be. Ya kanka işte ne yapacaksın ya? <laughs> bu nedir ya? Yaşıyoruz bu hayatı ya. İşte bu cümleyi kırabilmek için okuyorum. Evet. Sonunda geldi bebişlerim. Koşarak onlara kapıyı açtım. Yukarı odama çıktılar. Ben de onlara yaptığım harika yemekleri sundum. Bu arada Metin abi Vatpet hikayesi okurken kanaldaki tam tamına 20 farklı kullanıcıya birer aylık abonelik hediye etmiş. Metin abi çok çok teşekkür ederim desteğin için. Çok sağ ol. Hoş geldin ayrıytan yayına. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Alan bütün dostlarımıza hayırlı olsun. Devam edelim yayına kanka bir şey söyleyeceğim. Söyle kanka. Metin abi her geldiğinde nasıl hissediyorum biliyor musun? Ben kendimi dilenci gibi hissediyorum yemin ederim. <laughs> Hayır ben bir an gözünde şey canlandı böyle otobüsün üst katından Metin abi elinde mikrofonla böyle millete çay atar gibi aboneli katıyor herkesin kafasına. Metin abi <gülüyor> evet <gülüyor> öyle yapıyor. Metin abi hiç nasılsın Sadık kardeşim ne yapıyorsun ne ediyorsun Vay be Metin abi. Ayrı yedik ayrı mı düştük be? Hı? Böyle oluyor mu be Metin abi? Şöyle yapıyor ya. <laughs> bir geliyor yayına sağ olsun. <laughs> Mükemmel bir insan zaten. Ayrı bir konu. Alın lan aman Allah'ım. Fakirleri yerim abi. Siktirin gidin hadi. Hiç yani. Ve evet, herkesin kafasına abonelik atıp gidiyor. <laughs> evet. Devam edelim. Hayır, çok sağ ol abi. Metin abi yazdı. Kardeşim global partnerliğin gidiyor. <laughs> ne? Şaka yapıyorum bu oğlum ya. Sonunda geldi bebişlerim. Koşarak onlara kapıyı açtım. Yukarı odama çıktılar ve dediler ki ne yapıyorsunuz? Sonunda geldi bebişlerim. Koşarak onlara kapıyı açtım. Yukarı odama çıktılar. Ben de onlara yaptığım harika yemekleri sundum. Islak keki çok beğendikleri için yiyemediler. Acı gelmiş ama ben sadece harika yemek yaptığım için ego yapacağımı sandıkları için dediklerine eminim. Ondan dil kanka ıslak keke işediğin için olabilir. Çok normal. Sonra İbrahim tuvalete gitti. Ben de Mahmut'un yanında oturdum. Burnunda bozulmuş burgul pilavına benzeyen şeyler vardı. <laughs> her zaman olduğu gibi o tatlı gülüşümü yüzüme tıkanıp burnundaki o tatlı bulgur tanelerini alıp ağzıma attım. Tadı sanırım bozulduğu için garip damı sorun değildi. Haşin erkeklerim için her şeyi yapardım. Kanka bu hikayeyi yazan arkadaşa sesleniyorum. Senin gerçekten ciddi şekilde psikoloğa görünmen lazım. Bütün masraflarını vermeye razıyım bu arada. Hiçbir problem yok. Yani bunları yazarken diyette miydin? Yemek yememek için mi bunları yazdın? Her diyete girdiğimde bu hikayeyi okuyacağım artık. Favori hikayem bu diyette. Mide bulantısından bir şey yiyemeyebilirim. Mahmut bana şaşkınca bakarken İbrahim içeri girip ne yapıyorsunuz diyerek bağırdı. Hemen söze girdim çünkü ikisini de evimin direği yapmak istiyordum. Hayır lütfen beni dinle ikinizden de çok hoşlanıyorum bir tane derim. Evlenin benimle kaçalım buralardan. Tam karşı çıkacaklardı ki İbrahim'i de Mahmut'un yanına oturttum sonra harika dans hareketlerimi sergilemeye başladım. Bacağımı yukarı kaldırıp kafamı içine sokarak takla atarken havada twerk yaptığımı görünce hayran kalmışlardı. Eğer bunu yapıyorsan ben de hayran kalırım bu arada kanka. Böyle bir yeteneğim varsa. Helal olsun sana be. Koca yürekli geleceğin Dubai'de restoran açan adamı. Smiley adam. Smiley man. Onlara utangaç masum bakışlarımı atarken bana sarıldılar ve üçümüz çıkmaya başladık. Onlara güzel yemekler yapıp seksi dans hareketlerimle kendime bağlıyordum. Bir gün Mahmutlara gittik. Onlar teyze çocukları oldukları için İbrahim'i Mahmut'un annesi Kezban onu da tanıyordu. Benimle de tanıştı kayınvalidem olduğu için. Çok iyi davrandım ona. Beğenmemiş gibi yaptı ama kıskançlık ateşini gözlerinde görebiliyordum. Biz askitolarımla eğlenirken gelip Mahmut da İbrahim'i Kezban karısı kuyusundan şu çektirmeye... Biz Mahmut da eğlenirken Mahmut ve İbrahim'le... Kezban Karası kuyudan su çektirmeye zorladı. Aşklarımla da gitti çünkü... Onlar gerçek bir ev direği. Bu, bu nedir? Bu nasıl bir cümle? Bu nasıl bir cümle? Beynim ölüyor bunu okurken. Onlar gittikten sonra benle konuşmaya başladı. Onların kuzen oldukları için evlendirilmesi gerektiğini ve üçüncü bir kişiyi törelerinin asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Ve sonra da istersen onlar evlenirsen de onlarla yaşarsın ama kimse eş olduğunuzu bilmez diye ekledi. Yani ben şimdi iki koç işimi kollarıma takıp gezemeyecek miydim? Bunlara kalbim dayanamazdı. Hayır. Kezban'ın ağzına su içtiğim bardağı takıp evden işimle çıktım. Bardak salağın ağzına sıkışmıştı. Hak etmiştik içi götüğü. O günden sonra hiç onlarla oturmadım. Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses sizleri çok özlüyorum. Ene! Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses mi hikayenin başındaki insanlar? Oh my god! Vay anasını sayın seyirciler! Vay 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 anasını be ya. Chat. Kıymetli kardeşlerim. Mahmut Tunçerli İbrahim tatlı sesmiş o ikisi. Hikayesini okuduğumuz insanlar. Evet. Bence Wattpad'deki bu hikayeyi beğeneceksin. Üvey abi düzenlenecek. Yazarı Selin Duman. Üvey abi mi? Üvey abisine aşık falan olmamış değil mi? İnşallah. Yani inşallah olmamıştır. 365 bin kişi okumuş bu arada. Senin hakkında hiç hikaye var mı baktın mı? Çok var kanka, bayağı var ya. <laughs> Batbetteki en çok ee, hikayesi Adını yazılan hikayeyiz. evet YouTuber olabilirim. Üvey abim diye bir hikaye var da dostlar bu çok uzun ama. Yani aşırı şekilde uzun. Yani çok uzun. Baktım sağ taraftan da çok çok uzun. Bir bad boy'a aşık olduk. Neymiş bakalım bu. Bu çok sapıkça. <laughs> Alper ile hayal etme. Sadık abi yazan kişi senin için yazmış olabilir. Neymiş bakalım bu. Alper ile hayal etme. Karakter künyesi. Hadi bakalım. İlk bölüm dostlar karakter künyesi. Yani karakterleri tanıyoruz su surname. Sevgilin Alper Erozer. Yani biz kadın karakteriz. Kankan Merve Şempazeoğlu'ları. Alper'in kankaları Mahmut Donsuz ile Muzaffer Donsuz. Alper'in ailesi, ablası Aleyna Erozer. Alper'in annesi Rojda Erozer. Alper'in babası Cafer Erozer. Senin ailen, annen Meymune Sörney. Ablan Elanur Sörneyim. Baban İsmail Sörneyim. <laughs> kız kardeşin Hatice Sörneyim. Abin Enes Sörneyim. Kötüler. Alper'in düşmanı Caner Satır. Alper'e asılan kız Başak Arsız. Yan karakterler. Alper'in koruması Can Yaman. Caner'in kardeşi Osman Satır. Öğretmeniniz Bahar Candan. Evet. Gerçekten inanılmaz karakterler. Hadi bakalım. Karakter künyesi tanıtım. Tamam buna baktık zaten ya. Bunu geçelim. Bölüm 1. 22 Aralık Çarşamba 2020. Annen. Kızım kalk okuluna git. Okumazsan pavyona düşersin güzelim. <laughs> İşte bu kadar net ailelere bayılıyorum ya. Sen okumayıp ne yapacaksın? Başımıza orospu mu olacaksın? Ya da erkeklere şey diyorlar. Lan geri zekalı pezevenk. Okumayıp ne yapacaksın? Vallahi seni sanayiye veririm ha. Keşke, keşke, keşke sanayiye evet. verseler de kaportacı olsaydım. Kanka şöyle bir şey yapıyoruz. Ekran paylaş. Ekran var mı sende şu an? Var bende var. Tamam. Ama diğer ekran var. <laughs> Hemen bu ekranı veriyorum. Ee... Sen kim olacaksın? Kim olayım? Kim olayım istiyorum? <laughs> İsmail. Isma, isma. Dış ses ben olacağım. Okey. Sen Alper ol. Alper. Iyi. Büyük, büyük. Evet. Alpersin. Alper ve Alperol, ailece kahvaltı masasına oturdunuz. Annen, bir dakika. Heh. Tamam anneciğim. Okul formanı giydim. Bu arada okul forman, okul forman, Kore, garipmiş. Gibi. Evet. Ailece kahvaltı masasına oturdunuz. Annen aslen Şanlıurfa kökenliydi. Bu yüzden kahvaltıda ciğer kebabı hazırlamıştı. Ulan anneye bak be. Uf. Ne? Yenilmez mi be ciğer kebabı? Mis. Tek atarım tek. Acıktım bu arada. Kardeşlerin sofraya oturdu. Neyse yayın çok uzun sürmeyecek zaten. Bir buçuk saat falan sürecek. Batpet yayını sonuçta. İs Baban. Size ayran hazırladım kuzucuklarım. Abin. Teşekkürler babacığım. İsmail, annenizi işe götürmem gerek. Enes, kardeşlerini okula götürsen de. Enes, evet, tamam baba. İsmail, Meymune, hayatımın aşkı. Meymune, İsmail, ne oldu hayatım? İsmail, ben senin ananın ellerinden öpeceğim. Allah'ın emriyle seni isteyeceğim. Eğer bana kızıp asla olmaz derse, bu dünyayı ona dar edeceğim. İsmail YK olduğu için sürekli evde böyle şarkı edasında konuşmak zorunda. Yapacak bir şey yok. Meymune, Hayatım mal mısın? Biz zaten evliyiz. Annemden istedim beni. Boyumuz kadar çocuklarımız var. Babam ve annem babam ve annem babanın arabasıyla Sultan Gazinosu'na giderler. Babanın arabası Tofaş Şahin. Kahvaltınızı yaparsanız, kahvaltınızı yaparsınız. abim bahçeye çıkıp arabanın içine parfüm sıkarken siz de odalarınıza gidip makyaj yaparsınız. Sonra da bahçeye çıkarsın. Abin arabasının kaputuna oturmuştur. Abim ve arabası. Evet. Abinin arabası buysa babanın arabası nasıl? Babanın ya? arabası niye ölmüş? Babanızı evet. hiç mi sevmiyorsunuz Babanik daha? Askarlık ama. E evet. var. Bir de Doğan Seleksaz'sız. Evet. Az önce Hatice'yi ilkokula bırakır, seni sonra okuduğun liseye bırakır, sonra da ablan Elanur'u üniversiteye bırakmak üzere yoluna devam eder. Merve sana doğru koşar. Merve. Kanka iki muhteşem birim var. Birincisi bugün Zümrüt'ü Anka'nın yeni bölümü var. Biliyorum kanka peki ikincisi ne? Bizim sınıfa yeni bir çocuk geliyormuş. Umarım iyi birisidir. Hadi bakalım. Bahar öğretmen. Merhaba çocuklar sizinle yeni konuya geçeceğiz. Eğer babamın elektrik santrali olsaydı deney yapmak için sizi oraya götürürdüm ama babamın elektrik santrali olmadığı için dersimizi okul laboratuvarında işleyeceğiz kapı çalınır. Bağır öğretmen gir içeri. Bekledim. Merhaba benim adım Alper. Aa, şişt, lütfen sıramı takip ediyorum. Evet. Merhaba benim adım Alper. Bu okulda yeniyim. Sınıfta herkesin sıra arkadaşı olduğu için Alper tek başına en öndeki boş sıraya oturur. Bağır öğretmen. Pelin Su sen sınıf başkanı olduğun için Alper'e okulu sen gezdireceksin. Tamam hocam der Pelin Su. Bağır öğretmen kaldırın kıçınızı hadi fizik laboratuvarına iniyoruz. Defterlerinizi ve kalem kutularınızı alıp laboratuvara inersiniz. Dersinizin konusu Margot Robbie'nin vücut ölçüleridir. Öf. Ne alakası var. <laughs> Öğretmeniniz öf derken anladım o öfünle öf oldu. <laughs> Öğretmeniniz akıllı tahtadan Margot'un bikiniler res bikinili resmini açar. Margot'un vücut ölçülerini not alırsınız. Tenefüste Alper yanına gelir. Selam Pelin su. bana okulu gezdirir misin? Tamam gidelim sana öğretmenler odasını göstereyim. Öğretmenler odasına girersiniz. Ya <laughs> biyoloji öğretmenim Pelin simge, su barancı. biyoloji hocamız simge <laughs> Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Ne o bağarcandan gibi okur musun? Tamam öğretmeni bundan sonra bağarcandan gibi okuyacağım. Ferhat Hoca Türkçe hocamız kanka ben Ferhat'ı koymuş. <laughs> Benim Müge Hoca matematik öğretmenimiz. İlber Ortaylı tarih hocamız. Felsefe hocamız doğu o siyasetle siyasetini aradığını öğretmen olmaya karar verdi. <laughs> Acun Hoca coğrafya hocamız. Nihat Atipoğlu din kültürü hocamız. Caroline Hoca da İngilizce derslerine giriyor. Kerimcan Durmaz resim öğretmeni. Ajder Şah Damar müzik öğretmeni. Çok iyi. Bayağı iyi. Sen işte memnun oldum. Biz Çok de memnun olduk. Müziği. Biz de memnun olduk Alper. Ders benim canlarım. İşleyeceğimiz konu örümcekler. Seni bekliyorum. Kanka. Oksana. Lan geri zekalı internetim mi gitti lan benim? Alo! How are you? Kanka internetim mi gitti? Ay ay. Bu ne? Lan gerizekalı gerizekalı hareketler yapan mal. Tamam Berke'nin evini bastılar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Alper de ben oluyorum. Beni spor salonuna götürsene sen. Baş üstüne dersin ve Alper'e trip atarsın. Alper tamam ya anladım sihirli sözcük lütfen ide. Spor salonuna götürür müsün beni? İkizler basket. Elektrikler gitmiş. Berke'nin elektrikler gitmiş dostlar. Geçmiş olsun. Tamam ya anladım. Sihirli sözcük lütfen. İd Spor salonuna götürür müsün beni? İkizler basketbol oynuyordular ve size doğru yaklaşırlar. Mahmut: Merhaba Alper. Ben Mahmut Tonsuz. Yanımdaki salak da ikizim Muzaffer. Alper: Mahmut ve Muzaffer'in elini sıkar. Alper: Tanıştığımıza memnun oldum beyler. Üçü basketbol oynamaya başlarlar. Sen de sınıfa gidersin. 10 dakika sonra ders başlar. Simge Hoca: Geçen ders bilimleri işlemiştik. Geçen ders ne demiştim? Caner ne demiştiniz hocam? Ben bilmiyorum çünkü biliyorsunuz dün bad boy olduğum için devamsızlık yapıp dersi kaçırmıştım. Tabii bir bad boyun yapması gereken şeyler bunlar. Simge Hoca size zooloji ve botanikten bahsetmiştim. Peki botanik nedir? Başak parmak kaldırır. Simge Hoca söyle ne bilimi? Başak topuklu bot bilimi. <laughs> topuklu bot bilimi. Simge Hoca hayır gerizekalı. zekalı. Bitki bilimi. Shut the fuck up. Bölüm 3. Çok uzun değil değil mi lan? Ne olur çok uzun olmasın. Ne o yayına selamlar. Aleyküm selam kanka. Karanlık bir sınıfın yanından geçiyorsundur. Bir el senin kolunu tutup seni içeri çeker. Sınıfın ışığı açılır Mahmut'u görürsün. Mahmut. Ben Merve'ye aşığım. İkizim Muzaffer de Merve'ye aşık. Bana yardım et Pelin Su. Pelin Su. Eskiden gazeteye verilen saçma şeyler vardı. Onlardan birini Merve'ye oku. Tav olacaktır. Mahmut. Teşekkür ederim Pelinsu. Su. Sana minnettarım. Eğer Merve benimle çıkarsa Alper'i senin için ayarlayabilirim. Pelin Ne Alper'i? Ne diyorsun sen? Mahmut. Saf yapma kızım. Sizin aranızda bir aşk olacak. Hissediyorum. Pelin Su. Bunu hissetmek sana mı kaldı? Topuklu ayakkabını çıkarırsın ve Mahmut'a fırlatırsın. Mahmut da Jaguar gibi hızlı koşarak kaçar. Şak 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 şak. Jaguar Mahmut. Yeah. Tam olarak bundan bahsediyorum. İşte zor oğlum zor. Tek başına Wattpad yayını yapmak zor. Alper ile yeni tanışmışsındır. Alper'i daha yakından tanımak istiyorsundur. Kızlar tuvaletine gidip o aynadan bakarsın. Başak da kızlar tuvaletine gelir. Başak, Alper'den uzak dur. Ben uzun zamandır Alper'i tanıyorum ve o bir şarkıcı. Odamda onun posterleri var. Her gün onun Enerji isimli şarkısını dinlerim. Tabii sen saçma sapan müzikler dinlediğin için Alper'i tanımazsın. Pelinsu sırf sana inat olsun diye Alper'i kendime aşık edeceğim. Başak seni döver. Lavabodan çıkarsın Caner seni görür. Caner dizine ne oldu İyi misin güzelim? Pelinsu iyiyim. Caner dizine ne oldu? Pelinsu Başak beni dövdü. Caner Başak nasıl böyle bir şey yapar? Başak ile sırf arkadaşı olmak istemiyorum. Neyse yarın Başak'ı yanımdan kovacağım o gitsin Alper ile otursun. Pelin Su içinden Alper ve Başak beraber oturmamalı. Buna engel olmalısın. Siri açılma sıçacağım ağzına ya. Dostlar bu hikaye çok uzun. Ben yoruldum ya. Vallahi billahi yoruldum ben. Bu nedir ya? Ben kısa bir hikaye okumak istiyorum. Kısa bir hikaye okuyacağım. Bana ne ya? Bitmez ya. Vallahi bitmez bu ya. Ay. Bu nedir ya? Tan ne tan 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 Oluyor ya internetim gidiyor. İnternet gidiyor evet. Sizde nasıl görünüyor bilmiyorum ama benim de gidiyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor?